Anadolu hızı grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 93-25 bölgesinde tutunmayı sağlamaya çalışıyor. Bu bölgede tutunmayı devam ettirdiği sürece tepkisi hareketlerde bir önceki stop noktası olan 101 üzerinde yapacağı kapanış durumlarıyla yukarı tepkisi hareketleri devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası olan 110 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 122-75'i test etme ihtimalini arttırıp o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat bu bölgede öncelikle 101 bölgesindeki kesin stop bölgemizin üzerine çıkışları sağlayıp kapanışları oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden bu bölgede tekrar belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 85 bölgesini önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra stop durumunu değerlendirip alt destek bölgelerinden lot çoğaltma işlemlerini oluşturabiliriz. Doğaç grafiğinde 278 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemize tepkisi hareketler oluştursa da üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapattığını görüyoruz. Ve bu bölgede önemli destek bölgesine yakın bir şekilde haftayı kapattığı için bir sonraki yarı yarıya stop bölgemiz olan 258 bölgesini ve kesin stop bölgemiz olan 249 bölgelerini önemsememiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanmaları devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı yapmış olduğu kısa dip bölgesi olan 235 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 258 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde 278 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemiz en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. O bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayıp geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Porto grafiği 1000 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın hedef bölgemiz olan 1165 bölgesine yaklaştırdığını görüyoruz ve o bölgenin üzerine çıkışlar sağlanırsa şablon bölgemizin üst noktası olan 1190 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine geçişler sağlandıktan sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1250 bölgesini test edip 1250 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla üst hedeflere yönelme ihtimalini çoğaltabilir. 1165 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 1095 bölgesi ara destek bölgesi olarak takip edebiliriz. 1055 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve en önemli destek noktası olan 1000 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edebiliriz. Karsan grafiğinde yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz bir önceki hedef noktası olan 16 bölgesinin üzerine çıkış sağladığını ve o bölge üzerinde de tutunma hareketlerini devam ettirdiğini görüyoruz. Ve en yakın destek bölgesi olan 16 bölgesi ve 15-80 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor yarı yarıya stop bölgemiz. 15 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktası. O bölge altında geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirip şablon bölgesinin üst noktası olan 18-50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirip bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef noktamız olan 20 bölgesini test edebilir. 15 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor.
Otakar grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 650 bölgesini test edip üzerinde kapanışları gerçekleştirdiğini ve bir sonraki hedef noktamız olan 700 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 750 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında 630 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 617 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve şablon bölgemizin üst noktası olan 695 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak kanal bölgesinin üst noktası olan 750 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Topaş grafiğinde yakın hedef bölgemiz olan 350 bölgesini test ettiğini ve o bölgeye de yakın bir şekilde haftayı kapattığını görüyoruz. 350 üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef noktamız olan kanal bölgesinin üst noktası 375 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirebilir gözüküyor. Özellikle ara destek bölgesi olan 330 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 316 bölgesinin altında geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir. 316 bölgesi altında 307 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir. 307 bölgesi altında kapanışlardan sonra geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu kısadaki dip bölge olan 290 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 290 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Traktör grafiğinde belirlediğimiz 915 bölgesindeki kesin stop bölgesini tekrar test ettiğini görüyoruz. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 895 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirip o bölge altına geçişlerden sonra kanal bölgesinin alt desteği olan 850 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Bu bölgede yarı yarıya stop bölgemiz olan 935 bölgesi en yakın direnç noktası. O bölge üzerindeki yapacağı kapanışlarla bir önceki kesin stop noktamız ve şablon bölgemizin ara direnç bölgesi olan 960 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisel hareket gerçekleşebilir. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 985 bölgesi en önemli direnç noktası. O bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın hedef bölgemiz olan 1010 bölgesini ve üzerinde yapacağı kapanışlarla da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1080 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla üst hedeflere yönelebilir.